Kaies, kaies. Onlabā kļūst arvien, arvien. Jā, vien vēl tevi saprastu. Es tevi vairāk mīlētu. Kaies, kaies. Sevgili izleyiciler, bu hafta Letonya'nın başkenti Riga'ya uçuyorum. Baltık ülkelerinin incisi Riga'yı merak edenler için yolculuğumuz Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlıyor. Saat süren uçuşumuz sonrasında Baltık ülkelerinin en büyük havalimanı Riga Uluslararası Havalimanı'na inişimizi gerçekleştiriyor ve keşfimize başlıyoruz. Sevgili uçuyorum izleyicileri, bu hafta sizlerle beraber Letonya'nın başkenti Riga'dayız. Baltık ülkeleri arasında şehirlere baktığımız zaman en büyük şehirlerden biri olan Riga aynı zamanda en çok turist çeken şehirlerin de başında geliyor Baltık ülkeleri arasında. Üzerimde geleneksel Leton kıyafetiyle biz bu güzel şehri keşfetmeye hazırız. Riga maceramıza ortak olmak isterseniz buyurun efendim. Uçuyorum bu hafta Baltık ülkelerinin incisi Riga'da. Tarihi Belediye Meclisi Meydanı, Kara Kafalıların Evi, Aziz Peter Kilisesi, Muazzam Riga Panoraması için Letonya Bilimler Akademisi, Milda'nın gölgesinde Letonya tarihi, Gün batarken kanal sefası, parti bisikletiyle Riga sokakları ve çok daha fazlası uçuyorum da. Riga, Letonya'nın başkenti. Kuzeydoğu Avrupa'da Baltık Denizi'ne sınır olarak bulunuyor. Ülkenin komşuları diğer Baltık ülkeleri olan Estonya ve Litvanya. Denizdense İsveç'e sınırı mevcut. Letonya 1 Mayıs 2004'ten bu yana Avrupa Birliği üyesi olduğu için ziyaret ederken Schengen vizesine ihtiyacınız olacak. Yeşil, gri veya siyah pasaportunuz varsa 3 aya kadar vizesiz kalabilirsiniz. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ülkede henüz Euro'ya geçiş yapılmamış. Para birimleri lat, Euro'dan hayli değerli. Bu nedenle harcama yaparken frenleri sık sık kullanmakta fayda var. Ülkenin toplam nüfusu 2 milyon 300 binken Riga'nın nüfusu ise 650 bin dolaylarında. Nüfusun %62'si Leton, %25'i Rus, geri kalanlarsa Ukraynalı, Polonyalı ve diğerleri şeklinde bir dağılım gösteriyor. Resmi dilleri Letonca, diğer Hint-Avrupa dillerine nazaran sadece Litvanca ile yakınlık gösteriyor. Nüfusunun yarıya yakını Rus olan Letonya'da Rusça da yaygın olarak kullanılmakta. Riga, Baltık Denizi'ne şehrin tam ortasından geçerek kenti iki eşit parçaya bölen Daugava Nehri ile açılıyor. Riga, Baltık devletleri içinde en büyük şehir olmasının yanı sıra önemli de bir kültür, politika, eğitim, finans, ticaret ve endüstri merkezi konumunda.
Riga seyahatimize evvela belediye meclisi meydanından başlıyoruz. Şehrin ilk kurulduğu yer olan tarihsel merkez, UNESCO kültür mirasına kabul edilmiş olup, mimari olarak sadece Viyana, St. Petersburg ve Barcelona ile karşılaştırılabilecek yeni sanat denilen Art Nouveau yapılarıyla ünlü. Sevgili izleyiciler, belediye meclisi meydanındayız. Meydanda tam anlamıyla bir orta çağ ruhu yansıtılmaya çalışılmış. Neden çalışılmış diyorum? Çünkü meydandaki yapıların hiçbiri orijinal değil. İkinci Dünya Savaşı esnasında yapıların hepsi yerle bir olduğu için orijinallerine yakın tekrardan inşa edilmiş. Ne var peki bu meydanda? Meydana ismini veren belediye meclisi bulunuyor. Hemen arkamdaysa Karabaşlıların evi var. Meydanın belki de en dikkat çekici yapılarından bir tanesi. Hatta diyebiliriz ki Riga'nın da sembollerinden. Nedir peki Karabaşlıların evi? Karabaşlılar yöneticileri siyahi olan bekar yabancı tüccarların kurmuş olduğu bir merkez. Özellikle 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında önemli bir ticaret merkeziymiş. Hemen arkamızdaki bina, gemiler, nehir tarafından gelen gemiler mallarını buraya bırakır. Burası aynı zamanda bir pazarmış da o zaman, ünlü bir pazarmış. Burada da işte ticaret işlemleri gerçekleştirilirmiş. Hemen arkamızda dediğimiz gibi bir ticaret merkezi. Bugün ne olarak kullanılıyor? İçerisinde başbakanlık konutu var hemen arka tarafında, orta kısımda daha doğrusu. Aynı zamanda tabii ki tanıtım materyalleri için de Riga'nın en güzel, en süslü yapılarından biri olma özelliğini hala taşıyor. Bulunduğumuz bu tarihi meydanda özellikle Orta Çağ'ın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak anılıyor. Binanın tepesine yakın kısımda astronomik saat günün ay ve burçlarla olan ilişkisini gösteriyor. Bina defalarca hasar görmüş ve defalarca yeniden inşa edilmiş. Hatta öyle ki üzerinde "Eğer bir gün yıkılırsam beni yeniden inşa et" yazılı. Meydana ismini veren belediye meclisi yıllar sonra yeniden, yani 2003'te asli görevini üstlenmiş ve o tarihten bu yana şehir yönetimi burada toplanıyor. Binanın balkonlu ve saat kuleli klasik mimarisine çanlı bir teras sonradan ilave edilmiş. Terastaki çanlar her saat başında farklı melodiler dinlettiriyor insana. Meydanı inceleyip fotoğrafladıktan sonra hemen meydanın ara sokağında geleneksel kıyafetler satan bir mağaza dikkatimizi çekiyor. İçeride birbirinden güzel o kadar çok kıyafet var ki hepsi Letonya'nın geleneksel ruhunu yansıtabilmek adına büyük bir itinayla hazırlanmış. Dantel işlemeli bluzlar, kaneviçelerle renklendirilmiş ceketler ve rengarenk etekler. İnsan hepsini üzerinde görmek istiyor ama mümkün değil tabii. Sevgili izleyiciler, tıpkı ülkemizde olduğu gibi Letonya'da da her şehrin, her köyün, hatta her yörenin kendine ait geleneksel kıyafetleri var. Biz de başkent Riga'yı gezerken istedik ki geleneksel kıyafet giyelim ve hep beraber ne kadar güzel olduklarına, farklı kültürlerin, farklı renklerinin böyle kıyafetlerde de tezahür edişlerine beraber şahit olalım istedik. Hakikaten çok keyifli kıyafetler var. Kocaman böyle bol geniş etekler ve ceketler var. Şu an benim giydiğim en azından öyle ve bir diğer özellikleri de oldukça sıcak tutuyorlar. Malum soğuk bir memleket, kışlar hayli çetin olunca hanımların da üşümemesi gerekiyor. O nedenle keçeden yapılıyor. Böyle keçelerin inceltilmiş keçelerden, dövülmüş keçelerden yapılıyor kıyafetler. Şu an müthiş terlemiş durumdayım, sıcak. Ancak kışın olağanüstü güzel, iyi hissettireceğini düşünüyorum kıyafetlerin size kendinizde. Bu arada burada
farklı dönemlerde farklı geleneksel partiler düzenleniyor. O partilerde de gençler özellikle geleneksel kıyafetler giyiyorlar. Geleneksel adı üstünde partilerinde. O nedenle böyle mağazalar çokça var şehirde. Geldiğiniz vakit eğer siz de benim de gittiğim yörelere ait geleneksel birkaç parça kıyafetim olsun, en azından belki şapkam olsun, belki ceketim olsun isterseniz kolaylıkla bulabilirsiniz. Başkent Riga'da da bolca mevcut. Şu şapkadan bahsedeyim. Normalde hanımefendi bana başka bir şapka vermişti. Fakat o evli bayanların taktığı bir şapka imiş. Bekar olduğumu öğrenince bana da böyle fesi andıran ancak üstü açık bir başlık diyelim. Başlık verdiler. Gayet de hoş renklerin uyumu oldu. Kırmızı, lacivert, yine bir gri mavi gibi bir şey. Ben çok iyi hissediyorum bu kıyafetler içerisinde kendimi ama dediğimiz gibi birbirinden güzel çokça kıyafet mevcut. Arzu ederseniz şöyle dükkana bir göz atalım sizinle beraber. Geleneksel kıyafetler üzerimde sokakta çocuklar gibi şen şakrak zıplarken meydandaki Roland heykeli altından yükselen melodiler neşemize neşe katıyor. Kıyafetleri değiştirdikten sonra bakıyorum ki genç müzisyenler hala oradalar. Ve o kadar güzel çalıp söylüyorlar ki korkarım belediye meclisi meydanından hiç çıkamayacağız bu gidişle. Fakat onları sizinle tanıştırmadan da ayrılmak istemiyorum buradan. Çok tatlı arkadaşlarımız var hemen arkamızda geleneksel şarkılar söylüyorlar ve bu şehir meydanındaki insanları eğlendiriyorlar. Biz de onları tanıyalım istedik. Zira bir de geleneksel enstrümanları var içinde kullandıkları. Onu da birazdan göstereceğiz. Gruplarının adı Dardi. Right? Dardi. O da ne anlama geliyormuş onu da öğrenelim ama önce arkadaşların isimlerini soralım. First of all I want to learn your names please. Yanis. Yanis. Dardi. Yanis. Richard. 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 Ansis. Ansis and Peters. Peters. Aisma. Aisma. Ilota. Ilota. Name Dar, they mean sound of the thunder. Yıldır, gök gürültüsünün sesi efendim. Gök gürültüsünün sesi. Wow, it is very cool. Kuekle. Kuekle. Kuekle, with K. Kuekle. Yes. Kuekle. A unique instrument for Baltic region, because all around the Baltic seas, actually, they have similar instruments like this. I'm gonna translate. Sevgili izleyiciler, bu enstrümanın kuekle. 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 Kuekle'nin 2000 yıllık bir geçmişi varmış. En eski enstrümanlardan bir tanesi Baltık ülkeleri arasında. Baltık ülkelerinde diyor da eşsiz tek bir enstrüman. Hem tarihi geçmişiyle hem de yapısı itibariyle diyor. Okay. As old as this instrument, maybe older. Diyor ki söylediğimiz şarkılar bu enstrümandan belki çok daha eski şarkılar diyor. Ancak kendi düzenlemelerimizle söylüyoruz diyor şarkıları. Çok teşekkür edeceğiz şimdi onlara. Thank you very much, Dardi. Ay,
Şehrin Old Town diye tabir edilen katedraller ve kiliselerin bulunduğu tarihi bölümü baştan sona eski doku korunarak yenilenmiş. Yenilenmiş diyorum, zira 2. Dünya Savaşı'nda büyük ölçüde zarar gördüğünden şehir birçok yapı aslında uygun olarak inşa edilmiş. Türlü türlü restoranlar ve kafeler burayı şehrin eğlence merkezi yapmış aynı zamanda. Kafeler ve restoranlar ilginç dekorasyonlarıyla cidden göz dolduruyor. Bir de şunu fark ediyoruz ki bir şehirde tek merkez olması oranın her yönüyle çok iyi bir şekilde sunulmasını sağlıyor galiba. Old Town yani eski şehir merkezini katedraller, kiliseler süslüyor desek yeri. Onlardan biri ve en dikkat çekeni upuzun, kırmızı tuğlalı Aziz Peter Kilisesi. Sevgili izleyiciler, sadece Riga'nın değil, sadece Letonya'nın değil, bütün Baltık ülkelerinin en eski ve en kıymetli yapılarından birinin hemen önündeyiz. Arkamızda Aziz Peter Kilisesi bulunuyor. Kilisenin yapım tarihi 13. yüzyılın başlarına dayanıyor. Ancak daha sonra 2. Dünya Savaşı dönemine geldiğimiz zaman kilisede maalesef bombardımanlardan nasibini almış ve deyim yerindeyse yerle bir olmuş. Bugünkü halini ise 1950'lerin sonunda başlatılan restorasyon çalışmaları neticesinde edinmiş, kazanmış efendim. Eğer şehre, Riga'ya geldiğiniz zaman şehre kuş bakışı bir yerden bakabilirseniz, şehri şöyle panoramik bir görebilme imkanı bulursanız hemen kilise fark edilecek. Böyle kocaman, sipsivri bir kulesi mevcut. O kuleyle birlikte kilisenin toplam uzunluğu da 123,5 metre. Kilisenin mimari yapısını incelediğimizde pencerelerin değişen formlarıyla beraber sanat tarihinin sayfalarından çıkıp gözünüzün önünde canlanan 3 ayrı periyot dikkat çekiyor. Evvela gotik ve romanesk, ardından barok. Mimarideki bu tarz geçişleri yer yer yumuşak ve belirsizken yer yer tam anlamıyla keskin olabiliyor. Ve bir de içi var tabii. Letonya'da 3 ana din akımı mevcut. Lutheranlar, Katolikler ve Rus Ortodokslar. Letonların Hristiyanlığa geçişi 12. yüzyıla dayanıyor. Bölgeye ticaret amacıyla gelen Cermenlerin zor kullanarak onları Hristiyanlaştırması bugün hala antipatik bir hikaye olarak anlatıla geliyor. Lutheranların sayıca çok oluşu da muhtemelen bu nedenle olsa gerek diye düşünüyoruz. Aziz Peter Kilisesi ise bir Lutheran ibadethanesi. Kilise ziyaretçileri için muhteşem de bir Riga manzarası sunuyor. 360 derecelik olağanüstü panorama içinse 5 lat ödemeniz gerekiyor. Bir dönem Avrupa'nın en yüksek ahşap yapısı olan kilisenin kulesi 1721'de bir yıldırım düşmesi sonucu yanınca dönemin çarı itfaiye teşkilatının kurulmasını emretmiş. Kilise sadece ibadet için değil, aynı zamanda konser ve sergi gibi organizasyonlar için de kullanılıyor. Kilisenin hemen arkasındaki sokaktan ilerlerseniz Bremen mızıkacılarının heykelini görmeniz de mümkün. Almanya tarafından hediye edilmiş olan heykel Riga'nın Bremen'le kardeş şehir olmasını simgeliyor. Kuş bakışı Riga manzarası için farklı alternatifler de mevcut.
Benim önerim muazzam bir Riga panoraması için Letonya Bilimler Akademisi. Zira hem ücreti daha az hem de gerek fotoğraf gerekse video çekimi yapmak için fiziksel ortamı daha müsait. Sevgili izleyiciler, Letonya Bilimler Akademisi'nin hemen önündeyiz. Hem enine hem boyuna oldukça haşmetli ve devasa bir yapı gibi göründü gözümüze. 1951 yılında yapımına başlanmış 3 mimar tarafından ve 10 yılda tamamlanmış. 102 metre yüksekliğinde ve 21 de kata sahip. Dediler ki en üst katta muhteşem bir teras, muhteşem bir balkon var ve bütün bir Riga'yı gözlemeniz oradan mümkün. Çok güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Biz de hiç vakit kaybetmedik, buralara geldik. Siz de bize eşlik etmek isterseniz Riga'ya kuş bakışı şöyle bir göz atacağız. Güzel fakat bir parça bahtları kapalı olan Baltık ülkelerinden Letonya'nın tarihine bir yolculuğa çıkmak için buradayız. Letonların gülümseyerek Milda dedikleri özgürlük heykelinin hemen altında buyurun zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Şu an Hürriyet Meydanı'ndayız sizlerle beraber ya da Özgürlük Meydanı diyebiliriz. Tabii ki meydanı süsleyen arkamızda devasa bir anıt var. Özgürlük anıtı Milda. 1936 yılında inşa edildi Milda. Elinde de 3 tane yıldız var. 3 yıldız taşıyor. O 3 yıldız da Letonya'nın 3 ayrı bölgesini sembolize ediyor. Yeri gelmişken seyahatimizin de daha anlaşılır hale gelmesi için dilerseniz biraz Letonya'nın tarihinden bahsedelim ki Bağımsızlık Meydanı da anlam kazansın, Hürriyet Meydanı. Letonlar ilk olarak 15. yüzyılda Lehlerin yani Polonyalıların egemenliğine girdiler. 16. yüzyılda İsveç egemenliğine giren Letonlar 17. yüzyılda da Çarlık Rusyası'nın egemenliği altına girdi ve 200 yıl kadar Rus egemenliğinde kaldı. 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde Rusların ve Almanların anlaşmazlıklarından istifade ederek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Neden anlaşmazlıkları diyorum? Ruslar ve Almanlar, Nazi Almanyası sürekli olarak Litvanya, Letonya ve Estonya üzerinde bir hak iddia etme durumu içerisindelerdi. Bu nedenle de sürekli anlaşmazlık yaşandı. Bir Ruslar geliyor, bir Almanlar geliyor derken dediğimiz gibi 1918'de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ne zamana kadar? 1941'de Nazi Almanyası, Nazi ordusu tekrar buraya gelene kadar. Nazi ordusu buraya gelir de Sovyetler boş durur mu? Hayır, onlar da hemen geldiler. İkinci Dünya Savaşı başladı zaten biliyorsunuz. Ve savaştan itibaren Sovyet egemenliği altına girmiş oldu. Ve zaten Sovyetlere dahil oldu Letonya'da. 1980'lerde artık Sovyetler çözülmeye başladığında 1980'lerin sonunda hatta Litvanya, Letonya ve Estonya bir özgürlük zinciri oluşturdular. Litvanya'dan başlayıp Moskova'ya kadar uzanan bir özgürlük zinciri ve bu tarz eylemler de belki etkili oldu diyebiliriz. Zaten çözülmeye başlamış bir Sovyetler Birliği'nin dağılmasına. 1991'de de Sovyetler Birliği'nin artık tamamen çökmesiyle birlikte Letonya'da bağımsızlığını bir kez daha kazanmış oldu.
Özgürlük Meydanı'nın hemen paralelinde şehrin birbirinden güzel parklarından biri bulunuyor. Ancak parklar içinde en büyüğü. Şehrin her yerinin yemyeşil olması, ki bunu yüksekçe bir yerden daha iyi anlıyorsunuz, parkı açıkçası çok farklı kılmadı gözümüzde. İnsanoğlu işte, biraz nankörüz galiba. Tekne turu yapılan bir iskele görüyoruz. Kanallarda başlayan tur nehirde devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Özgürlük Anıtı'nın hemen önündeki Bastaykant Parkı'ndayız. Parkın ismini ezberleyene kadar biraz zaman geçti. O nedenle böyle yavaş yavaş söyledim sizlere de. Burada ne yapacağız? Tekne turu gerçekleştireceğiz efendim. Yaklaşık olarak 40-45 dakika sürdüğü söyleniyor turun. Ve kişi başına da 6 lat rica ediyorlar sizden. Ödememizi gerçekleştirdik. Teknemize bineceğiz. Bu minik sevimli ahşap teknemize. Ve şehrin kanallarında güzel bir tur gerçekleştireceğiz. Bizimle beraber olmak isterseniz buyurun efendim. Eğlenceli olacak dedik ve kişi başı 6 lat ödeyerek turumuza başladık. Espalande kanalından başlayan turumuzda Doğugava nehrine ilerlerken batmakta olan güneşin ışık oyunları sayesinde enfes görüntüler elde ettik sizler için. Riga'daki yeni günümüzde açık hava müzesine gidiyoruz. Şehrin biraz dışında. Yaklaşık bir yarım saat arabayla ilerliyoruz. Açık hava müzelerini hep sevmişimdir. Birçoğunda şehrin, yörenin kültürüne ait pek çok öğeyi bir arada canlı görmeniz mümkün. Müzeye gelince şaşırdım. Beklediğimden çok daha büyük. Sonbahar etkisi hala devam ediyor. Sararmış yapraklar artık dallarından ayrılmış ve yol kenarlarını süslüyor. Müzeyi yürüyerek gezeceğiz. Zira araba girmesini pek istemiyorlar. Adeta steril bir Riga var edilmek istenmiş burada. 16. 17. yüzyıla kadar uzanan bir Riga gezeceğiz şimdi. Müze içerisinde ahşap kiliseler de eksik edilmemiş. Göz atmak için girdiğimiz kilise bugün evlenecek olan çiftlerin nikah merasimleri içinde kullanılıyor. Nehir kenarındaki açık hava müzesi cidden tam anlamıyla bir zaman yolculuğu gibi. Müze o kadar büyük ki her yerini görmeniz için bir tam gününüzü ayırmanız gerek. Ancak bizim o kadar vaktimiz yoktu. Fakat sizin için keyifli olabilecek noktaları atlamadık tabii. İşte onlardan biri. Sakallı, akça pakça bir dede. Müzeyi ziyarete gelen çocukların büyük sevgisini kazanıyor. Zira onlara unutamayacakları ve belki de hiç görmedikleri oyuncaklarını sunuyor. Sevgili izleyiciler,
Bizimkiler amca buradaki oyuncakların hepsini kendi yapıyor. Bazıları da kendi çocukluğundan kalma oyuncaklar. O kadar eskiler de var. Görmüş olduğumuz ahşapları hep kendisi yapıyor. İçeride de zaten makinesi var. Makinesinde de oyuyor, biçiyor. İşte ne gerekiyorsa, ne yapmak istiyorsa tahtalara şekil veriyor. Helikopter. Sevgili izleyiciler, bu da vakti zamanında yangın olduğunu bildirmek maksatlı yangın alarmı aslında bir anlamda. Ama daha sonradan amacı da değişmiş, bir anlamda telefon diyebiliriz. Haberleşme için kullanmaya başlamışlar. İşte tabii farklı kodlar varmış, farklı dilleri varmış. Bilemiyorum ama örnek verecek olursak, şöyle iki kere çalınca mesela yemek hazır. Üç kere çalınca seni seviyorum gibi. Ya da beş kere çalınca seni özledim. Rakşniyek fiyansı yamuçudur ben spiyeliyete. Grupite, evet. Müzik. Sevgili izleyiciler, hayatta önemli şeylerden biri nedir? Tabii ki sağlıklı olmak her şeyden önce aslında. Ama sağlıklı olmak için ne yapmak lazım? Şöyle biraz iyi beslenmek lazım, değil mi? Kışlar burada çok çetin geçiyor. Bütün bir yaz boyunca insanlar çalışıyorlar, ektiklerini hasat ediyorlar. Kışın da onları yemeleri lazım. Bütün bir kış onları nerede muhafaza edecekler? Ambarlarda, depolarda muhafaza edecekler. Şu an bir deponun hemen önündeyiz, kapısının hemen önündeyiz. Şimdi bütün bir kış boyunca yiyeceğimiz yiyecekleri burada saklayacağımıza göre buranın iyi muhafaza edilmesi gerekiyor, değil mi? İşte insanlar bu nedenle böyle çok sağlam kapılar yaptırmışlar. Ciddi paralar ödeyip bu demirleri, demir kilitleri, anahtarlıkları yaptırmışlar. Kapının üzerine böyle demirler çaktırmışlar ki kapı öyle kolay açılmasın, ağırlaşsın diye. Öğrendiğimize göre öyle söylüyor burada anlatanlar. Çok pahalılarmış, ciddi insanlar meblağlar ödüyorlarmış. Tabii ki bütün bir kış yemek yiyeceksek, bütün bir kış yiyeceğimiz yemekleri muhafaza edeceksek önemli. Bir de şunlardan bahsedildi. Kara lekeler var görüyorsunuz. Ne onlar dedim. Dediler ki siyah horozların dışkısıymış. Dedim ki ne işi var siyah horozların dışkısının kapının üzerinde, ambarın kapısının üzerinde? Kötü ruhlardan korunması için yapılmış. İnsanların bir kısmı tabii o dönem hala pagan inancında olduğu için bu tarz inanışları mevcutmuş. Dolayısıyla siyah horozların dışkısından da medet umulmamış değil efendim. Son olarak nehir kenarından balıkçı köylerini izleyerek müzemize veda ediyor ve şehir merkezine dönüyoruz.
Şehir merkezine iyi ki de dönmüşüz. İnsanlar müthiş eğleniyorlar Riga'da. Bakın bir parti bisikleti mesela. Hem ilginç hem eğlenceli görünüyor. Tabii ki bizsiz olmaz. Bu eğlenceli, gürültülü ve renkli parti bisikletinden iniyor ve başka bir grubun eğlencesinde buluyoruz kendimizi. Ancak tam anlamıyla bir eğlence sayılmıyor. Bir ibadet. Harenema. Ancak bunu tabii gruptan birini yanımıza çekmek suretiyle öğreniyoruz. Koca bir kalabalık var orada. Müthiş eğleniyorlar. Ancak o bir ibadet şekliymiş. Yanımızda arkadaşımız belki bize bir şeyler anlatabilir diye tuttum kolumdan hemen. By the way, what is your name? My name is Anton. Anton, what are you doing? We are dancing and singing for God. Herkese açık diyor. Bir şarkılar söylüyoruz, dans ediyoruz. Tanrı'ya dua ediyoruz diyor. Hari... It's called Harinama. Harinama olarak isimlendiriyorlar. İnsanların ibadetlerini özgürce, tabii kimseye zarar vermeden, sokakta da gerçekleştiriyor oluşları oldukça hoşumuza gitti. Dans ederek dua edenlerin arasına biz de katıldık. Ve bu eğlenceli grupla başladığımız yere geldik. Belediye Meclisi Meydanı'ndayız tekrar. Kayes, dayes, onlara kız erin erin, ya bin el tenis afresco, este bir bayrak milagu. Kayes, dayes, onlara kız. Açılışımızı geleneksel Leton kıyafetleriyle yapmıştık ve istedik ki Riga'ya yine geleneksel kıyafetler eşliğinde veda edelim. Sevgili izleyiciler, üzerimde geleneksel kostümlerimle beraber tarihi Belediye Meclisi Meydanı'ndan bu hafta sizlere veda ediyoruz. Oldukça keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyoruz. Umarım sizlere de aksettirebilmişizdir. Haftaya başka bir coğrafyada olacağız. Başka bir ülkenin, başka bir şehrinden sizlere sesleneceğiz ve bambaşka hikayeler paylaşacağız. O vakte kadar eğer bizleri yalnız bırakmak istemezseniz, bizler Facebook ve Twitter'da varız. Sizleri bekleriz. Onun için beğenilerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı okumak ve bizlerle paylaşmanız adına. Kaçırdığınız bölümler için ne yapıyorsunuz? Uçuyorum.tv adresini ziyaret etmeniz yeterli. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.